Merhaba değerli meslektaşlarım. Radem Akademi, bir taşla birden fazla kuş vuran ekonomik sorularla kaldığımız yerden devam ediyoruz. İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan Ayşe öğretmen, fıkıh dersinde İslam hukukunun cahiliye hukukuyla ilişkisini açıklar kazanımına yönelik olarak öğrencilerin bir grubun uzmanlaşmasını, birkaç kişinin de konuyla ilgili soru hazırlamasını istemiş. Bir hafta sonra soru grubu uzmanlaşan gruba İslam hukukuna uyumlu olan durumların alınması nedir? Uyumlu olmayanların alınmaması nedir? Sorularını sorarlar, uzmanlaşan öğrenciler cevaplar. İzleyiciler, diğer dinleyici, izleyici, öğrenciler de notlar alırlar. Ayşe öğretmenin dersinde kullandığı tartışma tekniği ve uzmanlaşan öğrencilerin sırasıyla verdiği cevaplar nedir? Evet değerli arkadaşlar, bu sorumuzda hem bir eğitim yani öğretim yöntem tekniklerinden tartışma tekniklerini öğrenmiş olacağız. Hem de fıkıhta İslam hukukunun cahiliye hukukuyla münasebetini görmüş olacağız diyelim. Ve şıkları açıklamakla başlayayım. Seminer neydi? Kısaca soruya baktık arkadaşlar. Öğrenci, öğretmen bir konu verdi. Bir öğrenci ve bir öğrenci grubuna. Öğrenciler bu konuya çalıştı, hazırlandı, geldi bir sunum yaptı. Ardından sorular geldi, bana sorulan seminer. Peki seminerle paneli nasıl ayırt edeceğiz diye sorarsan, ayrım noktası şu arkadaşlar. Panelde uzmanlaşan öğrenciler aralarından birini başkan seçerler. Bir başkan yönetiminde etkinlik sürdürülürken seminerde ise başkan falan yoktur. Ya tek öğrencidir ya birden fazla öğrenci sunumunu yapar. Sunumu bitirdikten sonra soru cevap faslıyla devam edilir. Panelde nedir? Ya soruda ÖSYM bize şöyle soracaktır. Öğretmen 3-5 öğrenciyi uzmanlaştırmıştır. Bunlar uzmanlaşır. Aradan birini başkan seçer ve sunumlarını yaparlar. Sunumlarını bitirdikten sonra soru cevap faslına geçilir. Panelle forum çok karışır. Şimdiden forumu da açıklayayım. Forumda izleyici panele göre daha aktiftir. Ne demek daha aktiftir? Yani panelde panelistler yani konuşmacılar konuşmaları bitirdikten sonra soru alınırken forumdaysa konuşmacılar konuşmaya başladı. Henüz 3-5 dakika geçti. Soru sorulabilir. Yorum yapılabilir. Fark budur arkadaşlar. Diğer farklarına değindim. Bu kadar kısa değildir. Diğer videolarına da bakarsınız. Kolegyum nedir? Kolegyum arkadaşlar bu soruda sorulandır. Kolegyumda sınıfta 3 grup oluşur. 1. Uzman grup, 2. soru grubu, 3. yüzeyci grup. Kolegyum ile zıt panel çok karışır genelde. Zıt paneller arasındaki fark nedir? Onu izah edeyim. Zıt paneller arkadaşlar sınıf ortadan ikiye ayrılır. Yarısı geri kalan yarısına sorular sorar. Birkaç dakika sürdükten sonra görev değişikliği başlar. Yani ilk başta A grubu B grubuna soru sorarken bu sefer B grubu A grubuna soru soracak ve A grubu cevaplayacak. Ve sınıfın tamamı aktiftir. İki grup var. Soru grubu, cevap grubu. İlk etapta soru grubu soru sorar, cevap grubu cevaplar. Sonra görev değişikliği olur. Bu sefer sorucular cevapçı oluyor. Öyle diyeyim ben size. Zıt panelde. Kolegyumda ise sadece soru hazırlamakla görevli öğrenciler var. Artı uzmanlaşan öğrenciler var. Bu arada dışarıdan da uzman davet edebilir. Mesela ağız dil sağlığı ile ilgili bir konu işlemek isteyen öğretmen şunu yapabilir. Ya şu üçünüz gidin ağız dil sağlığı ile ilgili güzel sorular hazırlayın. Haftaya bir diş hekimi arkadaşım gelecek. Onlara güzel sorular sorarsanız onlara size güzel cevaplar verirler. Ve birkaç tane diş hekimi arkadaşını veya bir diş hekimi arkadaşını çağırır. Bu diş hekimi de o sorulara cevaplar. İzleyecek notlar alırsa bana sorular yine kolegyumdur. Yani illa uzmanlaşan öğrenciyi aramayacağız soruda. Uzmanlar gelmiş. Özellikle soru sormak için hazırlanmış birkaç öğrenci varsa bana sorulan kolegyumdur. Sempozyum neydi peki? Sempozyum ise arkadaşlar panelle kıyaslanma, forumla kıyaslanma daha uzun sürelidir. Yani birkaç oturumdan oluşuyor. Hatta bu birkaç gün sürebiliyor. Genellikle akademik camiada yapılır. Ve sempozyumda olup diğer tartışma tekniklerinde olmayan özellik nedir diye sorarsak, sempozyumda yapılan tebliğler daha sonra kitaplaşılır. Kitaplaşma panelde, ne bileyim, forumda yoktur, sadece sempozyumda vardır. İki şıkta kolay bir gün vardı. Ceyhan şıkkında ve Edirne şıkkında. Peki cevabımız neydi? Edirne mi? Ceyhan mıydı? Şu ilga ne demek, islah ne demek, ipka ne demek onları bir kısaca izah edeyim ben size. Hatta şöyle yapalım, daha bir kestirme yoldan gidelim. Cevabımız E şıkkıydı, Edirne şıkkıydı. İpka demek, İslam hukukuna uyumlu olan durumların alınmasıdır. İlga ise İslam hukukuyla uyumlu olmayanların alınmamasıdır. Çöpe atılmasıdır. İslah ise yine ismini biraz çıkartabilirim. İslah ise biraz düzeltilerek, biraz tırnak içinde revize edilerek, restore edilerek alınmasıdır diyebiliriz. Diyeyim daha fazla uzatmadan bu soruyu da burada bitireyim.